Merhabalar, LİTETUR kurucularından Tansu Demir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Tansu Bey. Hoş bulduk Demet Hanım. Ee, öncelikle TÜRSAP'ta neler oluyor, öğrenebilir miyiz? Ee, Demet Hanım, TÜRSAP'ta aslında bir şey olmuyor. Zaten sorun da o. TÜRSAP'tan çok büyük bir beklenti var. Acentalıcıların biliyorsunuz durumu e, 2015-2017 yıllarında bir kriz dönemi geçirdi. O nedenle beklenti büyüktü. Biz bu beklentiye dayanarak bir değişim hareketi olarak e, alana çıktık. Sağ olsun teveccüh gösterdi delegemizde değişimi gerçekleştirdi. Değişim gerçekleşti ama biz başkan koltuğunda değişim gerçekleştirdik. Sistemi değiştiremedik. Biz de bu sistemi artık değiştirelim amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Şimdi bizim ekibimiz güçlü. Yanımızdaki arkadaşlarımız güç ama şöyle Demet Hanım bizde güç yani hepimiz işi bilen, acentacı insanlarız. Hani öyle çok büyük sermaye gücümüz yok. ...kobi nitelikliyiz. Zaten ama TÜRSAP'taki... ...acentalar da kobi niteliğinde. Yani çok az... ...yüzde belki üçü, yüzde beşi... ...daha büyük volümlü acentalar. Biz normal standart acentaları temsil eden ama... ...liyakati olan, konuyu bilen... ...alanında uzman... ...arkadaşlarımızla beraberiz. Ben de bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bizde önemli olan... ...bizim sezonluk bir iş yapıyoruz. Turizm çok sezonluk bir iş. Yılın altı ayıyla 8 ayı çalışıyoruz... 4 ile 6 ay boşuz. Bir kere bizim bunu devlete anlatmış olmamız lazımdı. Şimdiye kadar hiç anlatılmadı. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Gider kalemlerimizi azaltmamız lazım. Gelirlerimizi de arttırmamız lazım. Yani pazarlama, tanıtım, acentaların ekonomik faaliyetlerini arttıracak. Eylemleri de TÜRSAB'ın öncülük etmesi lazım. Biz de buna bunu yapacağımıza inanıyoruz ve bunun için adayız. Turizmden bahsetmişken bayram tatiline girdik. Ee, Neler söyleyeceksiniz? 9 gün tatil herhalde birleşmedi diyebiliyoruz. Birleşmedi, evet, birleşmedi. Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Tabii Demet mi, Hanım. Şimdi tatil birleşmedi. Benim bana göre yani bir turizmci olarak bayram tatilleri genelde zaten benim gördüğüm e, tüketicinin çoğunluğu kurban bayramının birinci ve ikinci günü evinde geçirmeyi tercih ediyor. Çünkü kurbanını kesen büyük bir kesim de var. Ondan sonra tatile çıkıyorlar. Belki bu weekend dediğimiz gün şehir turu paketleri için çok uygun. Kurban Bayramı birleşmediği için, daha uzun olmadığı için tek şehir. Bu Avrupa şehirleri olabilir, Türkiye'de görmedikleri şehirler olabilir. Bir de şey olabilir tabii. Okuldan önce bir fırsat, çocuklarla bir deniz kenarına da gidebilirler. Türkiye'de o konuda çok alternatif sunan bir ülkemiz var. ...böyle değerlendirebilirler diye düşünüyorum. İzmir yeni yol açıldı otoban. Ege'si kıyılarındaki turizmi hareketlendirir mi diye soracağım. Son zamanlarda biliyorsunuz en büyük sıkıntı ekonomik krizden dolayı... ...en büyük sıkıntı tatildi. E, tatil turizmi de etkilemişti. E, bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Etkiler mi? İyi yönde etkiler mi turizm? Demet Hanım ben iyi yönde etkileyeceğine inanıyorum. Çünkü tabii mesafeyi çok kısaltan bir etmen oldu. Gerçi biraz fiyatları pahalı gibi geliyor. Yani kamuoyunda ilk tepki de öyle gene de bir olumlu etki yaratır. Tabii ekonomik daralma ilk turizmi vuruyor. Ya yani iş turizm yapan ve dış turlar satan acentacı meslektaşlarımızın volümleri, ciroları azaldı. Buna rağmen tabii bayramlar bir fırsat. Hem tüketici için bu fırsat. Daha uygun fiyatlı acentalarda tur bulabiliyorlar. Hem de turlar için toplu e, müşteri bulmak açısından, toplu seyahat edecek kitle bulmak açısından bir avantaj. Salda Gölü'nü soracağım size. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben Salda Gölü için tabii ki diyeceğim. Hatta daha genele götürebiliriz bunu. Bütün kültür varlıklarımızı, doğal güzelliklerimizi korumak ve gelecek kuşakları bırakmak bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Hem turizm açısından önemli. Onlar bizim milli varlıklarımız. Kaz Dağları. Yani orada bence hiçbir altına değmez. O dağların kendisi altın. Burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Çok önemli şimdi gündemde oldu. Mesela Kapadokya bölgesine Hoponopof denilen Big Bus'lar, klasik tur yapan araçlar konacakmış. Şimdi bu bence bölgenin karakteristiğine uygun bir yapılanma değil. Hem de haksız rekabet yaratıyor. Çünkü düşünsenize siz sürekli saati, timingi belli olan bir sistem koyduğunuz zaman o zaman da bizim meslektaşlarımızın tur ve transfer satma şansı azalıyor. Ee, bizim kültür varlıklarımızı turizmimizle birlikte korumamız lazım. Bakın 30 milyar dolar turist gelirimiz var. Bu çok önemli bir rakam. İran'ın petrol geliri 30 milyar dolar olduğunu göz önüne alırsanız bizim hiç bir doğaya zarar vermeden turizmle elde ettiğimiz gelirin ne kadar önemli olduğu açığa çıkar. O nedenle ben şunu diyorum, kültür varlıklarımızı koruyalım. Bu bizim ekonomimizin en temel kaynağıdır. Bazı şirketlere Kaz Dağları'nda altın arama izni verildi. Henüz altın bulunmadı. Benim bildiğim kadarıyla arama çalışması yapılıyor. Altın ve maden arama çalışmaları yapılıyor. Ama zaten sorun şurada başlıyor. Ağaçları kestiler, Şimdi de madene, altına vesaire rastladıkları zaman bunu siyanürle çıkaracaklar. Şimdi burada zehirlenecek oradaki doğa. Yani Türkiye'nin oksijen miktarı en bol bir havzasını böyle berhava etmeyi ben çok üzücü buluyorum. Yani bu ülke bizim aslında gelecekten aldığımız bir miras değil. Kızılderil'in öyle bir meşhur lafı var. Çocuklarımızdan aldığımız bir emanet. Bunu öyle görmemiz lazım. Ve bence ülkemizin kaynakları, doğal kaynakları, yeşilliği, ırmakları, temiz suları bütün madenlerden daha değerli. Bütün meslektaşlarımın bayramlarını kutluyorum öncelikle. Hepsine hayırlı bir sezon diliyorum. Gerçi sezonun yarısına geldik ama en önemli kısmı umarım hepsi hedeflerine erişirler. Umutsuz olmasınlar. Bizi biz değiştiririz, bizi biz yönetiriz. Sadece kaderlerine sahip çıkmayı bilsinler. Ben hepsini sevgiyle selamlıyorum.